Dune serisinin ikinci filmi bu cuma Türkiye'de vizyona giriyor. Peki nedir bu Dune? Gelin hep birlikte spoiler vermeden size Dune evrenini anlatayım. Kim bilir belki ilginizi çeker ve sinemaya gidersiniz. 1965'te Analog dergisinde Frank Herbert tarafından yayınlanan bir bilim kurgu romanı olan Dune, günümüzden binlerce yıl sonrasında geçen bir evreni anlatır. Galaksi bir imparatorluk tarafından yönetilmektedir ve bu imparatorluğa bağlı olan hanedanlar gezegenleri yönetmektedir. Koca uzay gemileri ve çeşitli teknolojik aletlere rağmen imparatorluk aşırı gelişmiş değildir. Hatta yapay zeka ve bilgisayarları da yoktur. Bunun sebebi, Batlerian Cihadı adı verilen insanlığın yapay zeka ile savaşından sonra robotların ve yapay zekaların yasaklanmış olmasıdır. Bilgisayarların yerini ise mentat denen aşırı zeki insanlar almıştır. Bu mentatların ortaya çıkmasında ise bir madde çok önemlidir. Melanj baharatı. Arrakis gezegeninde bulunan bu melanj baharatı evrendeki en değerli şeydir. Kullanan kişilerin zihnini açar, yaşamını uzatır, hatta geleceği görmelerini sağlar. Aynı zamanda uzay yolculuklarında yakıt olarak da kullanılır. Arrakis gezegeni, melanj baharatından ötürü hanedanlar arasında dönüşümlü olarak yönetilmektedir. Nitekim hikayede ana karakterin ailesinin Arrakis gezegenine yönetici hanedan olarak atanmasıyla başlar. Arrakis gezegeninden biraz daha bahsetmek gerekirse, bu gezegenin yerlileri Fremenlerdir. Ve Fremenler bu gezegene kendi dillerinde Dune adını verirler ki hikayenin adı da buradan gelir. Bir çöl gezegeni olan Dune'da su, tahmin edeceğiniz üzere çok önemlidir. Bu yüzden ter, sidik ve gözyaşı dahil tüm vücut sıvılarını içilir hale getirip depolayabilen Steel Suit adlı damıtıcı giysiler giyilmektedir. Havadaki nemi toplayan özel çadırlar ve rüzgar kapanları da su üretimi için kullanılan diğer araçlardır. Ayrıca Dune gezegeni baharat kadar dev solucanlarıyla da ünlüdür ki bu kum solucanlarının bazılarının boyu yüzlerce metreyi bulabilir. Bilim kurgu edebiyatındaki önemini anlatmak için genelde fantastik edebiyatın önemli eserlerinden Yüzüklerin Efendisi ile karşılaştırılan bu eser, Alien, Star Trek ve Star Wars gibi birçok filme de ilham olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.